Olan el misafirhanemizi gezeceğiz. Orayı görüntüleyeceğiz. Tabii ki kendisini tanıtmama gerek görmüyorum. Hepinizin şahsen tanıdığı Ankara Dernek Başkanımız Adnan Başa da karşınızda. Efendim kendisi buranın yapımında büyük emeği var. Muhtarlık ve derneklerle birlikte. Efendim kendisi bize burayı tanıtacak. Hep birlikte göreceğiz. Biraz karanlık gözüküyor ama ışıklandırma henüz yapılmamış. Evet, Adnan kardeşim. Böyle geçeyim. Ayakkabımızla girdik ama kirletmek istemem. Evet, Adnan kardeşim. Evet, burası ne kadar zaman oldu burası? Yeni kazandırdığımız bir misafirhanemiz. Zaman zaman benden istenen şuydu. Ya köyümüze gidiyoruz, gitmek istiyoruz. Özledik ama kalacak yerimiz yok, akrabamız yok gibi telkinler geldi. Ben de buna istinaden sıla-i rahim dediğimiz bir şeyi canlandırmak üzere burayı kaymakamlık ve dernekler işbirliğiyle hazırlayıp muhtarlığımıza kazandırdık. Bundan sonraki gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Aynı anda 10 kişinin kalabileceği bir ortam var burada. Güzel. Mutfağımız var, şimdi gezeceğiz, göreceğiz. Mutfağımız var, buzdolabımız var, televizyonumuz, her şey dört dörtlük. Muhtarlığımız burayı gelen misafirlerimize açarak hizmet vermeye çalışacak. İnşallah. Teşekkür ederiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Peki Adnan kardeşim, tek aile mi kalabilir, fazla kişi kalabilir mi, ne kadar? Şu anda göreceğiz, aynı anda 10 kişinin kalabileceği, hatta çifter kişi, çoluklar çocuklar olursa daha fazla kişinin kalabileceği bir ortam. Ailede aynı anda 2 aile, 3 aile kalacak durumda. Evet. Zannedersin belki Kitreli olarak çok kişi bilmedi, duymadı da olabilir. İşte, bu bayramda geçirdiğiniz bir yeni bayramda gelen kalan oldu mu? Olmadı. Şu an siftah ettik, bir arkadaşımız kaldı ama detaylı olarak da yeni açılışını inşallah bugünlerde yapacağız. Şu an hazır, kullanıma hazır. Hı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, mutfağı, yani her şey dört dörtlük. Güneş enerjisi var, sıcak suyu var. Güzel. Işıklandırma yapılmamış dedim ama avizesi orada. Evet. Televizyonu var, efendim oturma kanepeleri, koltukları var. Burası salonu. Burası otel. Gerektiği zaman da 4 kişinin kanepeyi çekip 4-8. Doğru, güzel. Doğru, sadece oturmak amaçlı değil, evet. Yatılabiliyor da. Buyurun. Peki. Burası 2 yataklı. Yatak odası gibi. Oda. Oradan şey gelecek daha eksik. Dolaplar içerisinde çift. Temiz hepsi. Malzemeler yeni, daha sıfır kullanmamış. Bunların hepsi kullanıma hazır. Hmm. Bir dakika. Komodesi var, çift yatak. Efendim. Güzel, temiz bir oda. Burası 4 yatak. Maşallah. Burası çok daha lüks, daha güzel, büyük bir oda. İçerisinde televizyonu var. Ha, burada da televizyon var. Kullanıma hazır. Herkesin ayrı dolabı var. Kufları var. Çekmeceleri var. Ya böyle boş kalacağım. Babamı göndereyim de ben kalayım 2 gün bari. Gençlerimiz daha. Selamünaleyküm. Mutluluk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kolay gelsin. Sağ olasın. Mola mı veriyorsunuz? Çalışıyor muydunuz? Burası muhtarların çay odası. Şu an bir çay molasında. Aslında yoksa günlük işiniz var, çalışıyordunuz. Şu an mola saatiniz. Peki. Şu an. Ha. Doğru. Çay ve çay. Mutfak. Misafir ramenin yemekhanesi. Anladım. Ha, burası mutfak. Raflı efendim. Buzdolabınız var, ocağınız var. Çamaşır makinamız gelecek. Güzel. Bir tane de mikrovele gerek.
Evet. Zannedersem görürüm. O da hani yok, hemen hazır çabuk. Hediyeleri alırız. Çabuk. İnşallah. Evet. Hediyelerin birinden. Gösterelim. Buradan pencere manzarası. Burası kapı çıkışı var. Teras. Bir güzel, teras, bir güzel büyük teras yapılabilir. Bitmedi mi daha? Bitti. Ha. Bu kadar. Burası bir evet, salon. İki oda ve bir salon. Güzel. Muhtarlığımızın dairesi neresi? Aynı karşı tarafta değil mi? Diğer bölümde değil mi? Diğer kısımda. Ben hani aynı koridor üzerinden mi diye soruyorum. Aynı koridor üzerinden mi? İşte zaten. Hı. Tamam. Peki. Buranın... Anahtar sende mi? Hı. Hani buranın duş... Adnan peki buranın duşu herhangi bir tuvaleti... Tuvalet var. Tuvalet burada. Burası bu tarafta falan. Oraya yapacağız aşağıda. İçeriye yapacağız. Gerekirse şeye göre talep edelim. Tabii. Okey. Görüntümüz bu kadar. Görüntümüz bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Bütün tamam. Peki. Hemşehrilerimizi bekliyoruz. Tamam. Peki Adnan kardeşim. Madem ki sizi bulduk, biraz daha birkaç sorum var. Bundan sonraki herhangi bir projeniz, böyle koordine çalışacağınız bir muhtarlıkla, kaymakamlıkla veya da... Yeni bir projemiz var. Bugün yarın muhtarlığımızla beraber Kükürt bölgesinin yolu asfaltlanıyor şu an. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bugünlerde Kükürt'teki termal suyumuzu inşallah barajımızın yanına ufak tefek tesisler yaparak insanların hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale yani kullanmaya hazır hale getireceğiz inşallah. Seneye geldiğimizde yani inşallah hazır olacak. Seneye kalmayacak. Bu sene hazır olacak. İkinci projemiz mezarlığın çalılardan, gereksiz ağaçlardan temizlenmesi. Bunu da inşallah bu sene yapacağız. Dernek olarak. Benim bir fikrim var. Bilmiyorum. Belki aklınızdan geçip değil mi? Bu cızkı mı diyorsunuz? Hani yukarı doğru herkes o çalıların arasından tırmanarak çıkıyor. Evet. Yaşlılarımız için falan bayağı bir güçlük. Yani yukarı tırmanmaları. Ben bile şahsen zorlanıyorum yerine göre. Bu cızgılarda böyle bir basamak halinde, piriketlerinde yukarıya basamak yapma mümkün değil mi? Bunu düşündünüz mü hiç? Böyle vallahi benim hoşuma gider eğer ki öyle bir şey olsa. Yaşlı insanlarımız da yukarı rahatça çıkabilirler. Böyle bir düşüncemiz şu an olmadı. Neden olmadı? Çünkü mezarlıktaki mezarlarımız düzenli değil. Proje programa uygun değil. O nedenle de yapacağımız o tür basamaklar zikzaklı olacak. Zikzaklı olacağı için Düşünebilir. İleride bir genelde bunu bir gözden geçirmek lazım. Gözden geçirelim inşallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Bu tür talepler geldikçe biz değerlendirmeye alacağız. Şimdi muhtarımıza soracağım sorular size de yansımış oluyor ama siz de bir arada çalışıyorsunuz. Fikir alışverişi yapıyorsunuz. Mesela bir arkadaş dedi ki yani o da talep. Ben sordum hatta bir sorunuz, talebiniz var mı? Bak muhtarla görüşeceğim. Ben buraya alabilirim onun görüşlerini. Siz de seyretmiş olursunuz. Verdiği de sözle burada yani şahit oluruz. Ihlara yolunda köprü ve yolda düzensizlik varmış. Bundan biraz hani mağdurlar. Bu yolları Ihlara, İlisu neyse artık o muhtarlıklarla o birlikte onlarla görüşme yaparak ne bir düzenlemesini. Doğru. Bundan gelen misafirlerimiz de şikayetlerini aldık. Ama bizim bölgemizde şu an öyle bir sorun yok. Çünkü onların bize bu tarafa gelmeleri söz konusu olmadığı için fazla. Evet, doğru söylüyorsun. Onlar için sorun yaratmıyor. Ama buranın insanı o tarafa çok gidiyor. Ve o bozuk bölgeler onların toprakları içerisinde kalıyormuş. Yani onlara rica ederseniz. Biz aynı konuyu muhtarımızla paylaştık. Muhtarımız da Ihlara Belediyesi ile konuyu paylaştığını bize iletti.
yapacaklarını söylemişler ama tabii bayrama yetiştiremediler. Biz öyle biliyoruz. Ya olsun da artık zaman içerisinde. Hatta motorumuzu siz yapamayacaksanız biz kendi imkanlarımızla yapalım diye söylemiş. Başkan rica etmiş. Ondan aşmamak için de muhtarımız şu an beklemeden. Gerekirse muhtarımız yapar. Tamam, peki. Sözünü almadınız. Peki. Sağ ol, sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Muhtarlarımızı görelim böyle. Muhtarlarımızı mı görelim? Kendisini... Kendisi şu an yemekte galiba. Kendisi Çivli'ye gitmiş. Çivli'ye gitmiş, evet. Toplantı varmış. Muhtarlarımız burası. Muhtarlarımız... Şimdi burası muhtarım makam olarak belediye başkanının yeri mi sayılır? Belediye başkanının yeri değil, burası. O da tamamen değişti, yeniden değişti. Yeniden diyor. Evet, tamam. Muhtarlarımız burada hizmet veriyor. Buradaki odada da zaman zaman dinleniyor, yorgun olduğu zaman. Evet, evet, tamam. Muhtarlarımız burada hizmet veriyor. Buradaki odada da zaman zaman dinleniyor, yorgun olduğu zaman. Evet, içeride, kendi odası. Misafirlerini burada ağırlıyor, burada karşılıyor, çok güzel dizayn edilmiş. Pekala. Allah kolaylık versin. Başarılar diliyorum. Hadi çocuklar. Gençler Allah'a ısmarladık. Sağ olun. Sağ olun. Bu arkadaşlar bakalım. Şeref zamanlarsa çay çok. Uğrarız gene. İnşallah. Geçeceksen zamanı var.